Ağız boşluğu ve yutak bölgesinde yer alan bir şişlik, bir yara, iyileşmeyen bir yara, haftalardır iyileşmeyen bir yara, belki o bölge işlevlerinde bozulma, ağız açma, kapamada zorluk, belki başka komşu dokuları, kulaklara vuran ağrılar gibi, bazen de kötü koku, bazen akıntılı haller bu tür hastalıkları çağrıştırabilir. Tanı koyabilmek için öncelikle bir hekimin görüp bu şüpheyi ifade etmesi gerekir. Ancak tanının kesinleşmesi o dokudan parça almakla gerçekleşecektir. Alınan parça patoloji uzmanı tarafından incelenir ve kesin tanı konur. Bu sayede o bölgede kanserli doku olduğu ortaya konmuş olur. Bizim izleyen aşamada yapmamız gereken kanserli dokunun oradaki boyutu, çevre dokulara yayılıp yayılmadığı ve uzak yerlere yayılıp yayılmadığını anlamaktır. Çevre dokulardan kastımız boyun dokularıdır. Uzak dokulardan kastımız vücudun herhangi bir yeridir. En başta da akciğerler yer alır. Bu bölgelerle ilgili yapılan incelemeler, yani hastalığın boyutu anlaşıldıktan sonra, hastalığın boyunda ve uzaktaki yayılımı da değerlendirildikten sonra hastalıkla ilgili tanı konmuş olur ve evreleme, yani hastalığın boyutu, evresi belirlenmiş olur.